Merhaba çocuklar. Neredeyse 15 gündür görüşmüyoruz, görmüyoruz birbirimizi. Bu süre zarfında ben sizi çok özledim. Eminim ki siz de beni özlediniz. Bu video sayesinde, bundan sonraki çekeceğimiz videolar sayesinde de bu şekilde özleminizi gideririz diye düşünüyorum. Ve öğrenmeye de kaldığımız yerden devam ederiz. Biliyorsunuz ki sağlığımızı korumak için sevdiklerimizi de korumak için evde kalıyoruz bir süre daha evde kalmaya devam edeceğiz bu süre zarfında da yine söylüyorum bu şekilde videolar sayesinde ve videolu derslerimiz sayesinde öğrenmeye okul ortamını bu şekilde sürdürmeye devam edeceğiz Bugün de sizinle bildiğiniz bir şarkıyı söyleyeceğiz tekrar edeceğiz diyeyim belki sağ taraftaki haritadan da anlamışsınızdır. Türkiye'nin 7 bölgesi şarkısını söyleyeceğiz. Şarkıyı ben söylerken siz de bana eşlik edin. Ritim tutarak da eşlik edebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Şimdi başlıyoruz şarkımıza. Ege bölgesi İç Anadolu. Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu. Doğu Anadolu ve Marmara kolaysa hadi say bir daha. Önümde harita çalışırken babam geldi aniden. Nasıl gidiyor dedi coğrafya? Neler varmış Trakya'da? Sorma baba başımdaki dertler. Gitmediğim, görmediğim yerler. Yurdumuz uçsuz bucaksız. Bir seferde öğrenmek imkansız. Türkiye'nin yedi bölgesi, bölgelerin ürünleri, dağları, ovaları, nehirleri, aklımda tutamam ki hepsini. Türkiye'nin yedi bölgesi, bölgelerin ürünleri, dağları, ovaları, nehirleri, aklımda tutamam ki hepsini. Deniz kıyısında hava ılımandır, kışlar serin ve yazlar sıcaktır. İç bölgelerde kara iklimi, kışlar karlı, yazlar kuraktır. Mandalina, turuncu, portakal, muz, vitamin cenneti, akdeniz, fındık, çay, Mısır ve pirinç, bin bir çeşit Karadeniz, İç Anadolu, tahıl ambarı, arpası, yulafı, çavdarı, buğdayı, Ege bölgesi, besin deposu, boldur üzümü, üzüm, zeytini, pancarı. Tekrarlayınca kolaylaşır işler, daha sayacağım bakın neler neler. Yurdumuz uçsuz bucaksız, çalışmadan korkmak anlamsız. Türkiye'nin yedi bölgesi, bölgelerin ürünleri, dağları, ovaları, nehirleri, artık öğrendim hepsini. Evet çocuklar şarkımızı söyledik. Şimdi de Türkiye haritası üzerinde birkaç tane bilgi vereceğim size. Gördüğünüz gibi haritamızın sağ alt tarafında çay var. Acaba çay ülkemizde en fazla hangi bölgede yetişiyordu? Evet doğru cevapları duydum. Aferin çocuklarım size. Karadeniz bölgesinde. Karadeniz bölgesi gördüğünüz gibi Türkiye'nin en kuzeyinde yani en yukarısında yer alan bölgeydi. Ve çok fazla yağmur vardı. Çok fazla yağmur olduğu için çok fazla orman vardı. Aynı zamanda az önce söyledim. Çay da en fazla Karadeniz bölgesinde yetişiyor. Demek ki çay da yağmuru çok fazla seven bir bitki diyebiliriz. Zeytin. Acaba zeytin en fazla hangi bölgemizdeydi? Evet doğru söylediniz. Ege bölgesinde. Ege bölgesinde gördüğünüz gibi şu sarı olan ülkemizin batısında yer alan sarı bölge Ege bölgesiydi. İncir vardı, üzüm vardı aynı zamanda Ege bölgesinde. Gelelim. Portakal ve limon. Portakal ve limon hangi bölgemizde fazlaydı? Evet doğru söylediniz. Akdeniz bölgesinde de portakal, limon çok fazlaydı. Muz da aynı zamanda bir tek ülkemizde Akdeniz bölgesinde yetişiyordu. İç Anadolu bölgesinde burada bir gölümüz var. Gölümüzün ismi neydi? Evet, Tuz Gölü'ydü. Tuz Gölü'nün ismi niye tuzdu? Çünkü Tuz Gölü'nden tuz çıkartılıyordu. Aynı zamanda başkentimiz olan Ankara'da gördüğünüz gibi şu sarı bölgede yine İç Anadolu bölgesinde yer alıyor. Doğu Anadolu bölgesinde de Türkiye'nin en büyük gölü olan ne gölü vardı? Van Gölü'ydü. Umarım doğru cevapları veriyorsunuzdur. Van Gölü vardı. Güneydoğu Anadolu bölgesi de yazın Türkiye'nin en sıcak bölgesiydi. Burada da çok fazla Antep fıstığı yetişiyordu. Gelelim Marmara bölgesine. Marmara bölgesi de içinde bulunduğumuz İstanbul'un da e, içinde olduğu en fazla insanın, en fazla nüfusun olduğu bölgemizdi Marmara bölgesi de. İstanbul'u da göstereyim size. Evet İstanbul'da şurası çocuklar. Biz İstanbul'da burada yaşıyoruz. Evet çocuklar bugünkü videomuz bu kadardı. E, sizi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bol bol kitap inceleyin. Harf çalışın. Televizyon, tablet, telefon bunlar en fazla 20 dakika olsun. Güzel güzel vakitler geçirin. Hem öğrenin hem eğlenin. Annelerinizi de üzmeyin. Sizi çok seviyorum. Saygıdeğer velilerim, sizlere de sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.